yani ülke tarihinin en kritik seçimlerine doğru gidiyoruz. Yani kritik olması sadece sandıktan tüm sorunları çözebileceğimize dair bir inanç içerisinde olduğumuzdan değil, sandığa böyle bir önem atfetmiyoruz. Fakat bir yandan da şöyle bir saflaşma var ülke içerisinde. 20 yıllık AKP iktidarından yılan, bezen hayatını cehenneme çevirmiş tüm politikalarıyla, uygulamalarıyla halka düşman bir iktidar var. Ve bir azınlığı temsil ediyor bu iktidar. Baktığında çeteleri, mafyaları, suç şebekelerini temsil ediyor. Diğer bir tarafıyla da geniş yığınlar, işçi sınıfı, işçiler, emekçiler, Kürt halkı, Alevi yurttaşları, kadınlar, gençler uzun zamandır aslında kendi cephesinde, kendi kimliği için, bedeni için, emeği için direnen geniş yığınlar var ve bu seçim onun karşı karşıya geleceği bir seçim olacak. Bu anlamıyla önemli. Öte yandan bu seçimlerde faşizmi geriletip durdurabilirsek eğer halkın nefes alabileceği bir ara durak kazanmış olacağız ve tabii ki o ara durakta işimiz bitmeyecek. Tabii ki tüm halkların taleplerinin yerine getirilebildiği bir demokratik cumhuriyete kadar ama sonuçta bunun hesaplaşması ve kazanımla sonuçlanması hepimiz açısından oldukça kritik. Diğer bir tarafıyla altılı masanın iktidar karşısında başka bir yeri temsil ettiğine dair bir iddiası var. Fakat bu iddianın karşılığı halklar nezdinde baktığında yani bir ekonomik program açıklandı. Bu ekonomik program aslında bir acı geçiş programıydı. Kürt halkına yönelik saldırılar söz konusu olduğunda kılını kıpırdatmayan bir altılı masa pratiği görüyoruz. Öte yandan bugün ülkenin her an bir savaşa gidebileceği bir atmosfer yaşıyoruz. İşte mecliste konuşuluyor, savaş tezkeresi kaç defa meclise geldiğinde altılı masanın bütün bileşenleri iktidarın arkasında dizildi. Aslında şunu görüyoruz, yani iktidarın karşısında iktidardan farklı olan politikalarını yansıtamayan, aslında zaten özüyle bir derdi olmayan, Erdoğan'ın hızlı gidişinden, Erdoğan damgalı gidişten rahatsız olan sermayenin politik ifadesi aslında altılı masa. HDP'nin açıklaması gerçekten ortamda soğuk bir duş etkisi yarattı ve şu an herkes oradaki açıklamayı konuşuyor. Şüphesiz HDP adına konuşacak değiliz. Yani ittifakta ortaklaştığımız zeminlerden doğru konuşabiliriz ama şöyle bir değerlendirmemiz var parti olarak. HDP'nin bu açıklamasının arkasındayız. Doğru ve meşru buluyoruz bu açıklamayı. Milyonlarca insanın iradesini temsil eden bir parti HDP. Hukukun, iktidarın önünü açabilmek için keyfi bir biçimde kullanıldığı bir ortamın içerisindeyiz. Blokaj kararından görüyoruz bunu, Demirtaş'ın yıllardır tutuklanmasından görüyoruz. On binlerce HDP çalışanının yönetici pozisyonda olan arkadaşlarımızın tutuklu olmasından görüyoruz. Kürt halkına yönelik yapılan zulümden doğru görüyoruz. Dolayısıyla altılı masanın da aylar önce tutum belgesinde yönelimini ortaya koymuş bir iradeyi aslında hiçe saydığı bir süreçten de geçiyoruz. Dolayısıyla HDP'nin 5 Ocak toplantısı ertesinde blokaj kararına karşı hiçbir açıklama yapmayan, aslında Kürt sorununa dair iktidardan bir farkı olmadığını da gösteren bu pratikle altılı masaya karşı bunu söylemesi oldukça meşrudur. Yani halklara da aynı zamanda şunu söyleyecek. Sonuçta biz aynı zamanda bu Türkiye topraklarında Ekmelettin İnsanoğlu örneği de yaşadık. Bizim destekleyebileceğimiz bir aday gelmedikten sonra bu iradenin kendi adayını çıkartma meşruluğu vardır. Çıkartır da aynı zamanda. Bunun çalışmasını da yapar. Bunun örgütlenmesini de kurar. Burada yanlış olan şey HDP'nin açıklaması ya da ittifakın yönelimi değildir. Yanlış olan şey pek çok çevre komplo teorileri uydurdu, işte yazdı, çizdi, çizmeye devam ediyor. AKP Erdoğan'ı yarayan bir politika içerisine girdi. Erdoğan'la ittifak mı yapacak HDP bu açıklamayla birlikte ya da Emek ve Özgürlük İttifakı bölünüyor mu gibi açıklamalar yayınlandı hemen o açıklama sonrasında. Baktığında çok tablo gerçekten de ortada. Orayı eleştirenler, yani buraya yönelik ittifakı sorumluluğa davet edenler, HDP'yi sorumluluğa davet edenler o basıncı ortaklaşarak altılı masaya yapmak zorundalar. Gerçekten de
Eğer bir sorumluluğu paylaşacaksak eğer faşizmi durdurmak için Altılı Masa'nın bugün Kürt halkının onurlu mücadelesini görmesi, aynı zamanda bu zulüm iktidarında oraya yönelik saldırılarına karşı dur demesi lazım. Kürt halkıyla sınırlı olan bir şeyden bahsetmiyoruz şüphesiz. Bugün Alevi yurttaşların kendi talepleri, kadınların, kadın mücadelesinin kendi talepleri, gençliğin, doğal savunucuların bütün buraya yani halkın esas öznelerine bakmak zorundalar. Eğer gerçekten faşizmi durdurmak istiyorlarsa, Emek ve Özgürlük İttifakı'nın da şu çok açık bir ifade, biz buradayız. Yani bizimle görüşmek isteyenler buradaki iradeyi görmek zorundalar. Açık, şeffaf, ilkelerimizde ortaklaşabileceğimiz, toplumsal mutabakata uygun, ortak adaya daha yakınız ama her ihtimale karşı da hazırlık yapacağız. Her ihtimale karşı da kendi sürecimizi örgütleyeceğiz. Kendi adaylık hazırlık çalışmalarını başlatacağız. Çok açık bir ifade olduğunu düşünüyoruz. Sonuçta akan bir süreç var. Yani adım adım karşımızda gözü kara rejimin bütünüyle inşa etmeye çalışan, kendi iktidarını ilelebet sürdürmeye hedefli, ona odaklı bir süreç var. Dolayısıyla adaylık tartışmasının bir küçük tarafı da bu aslında. O yüzden sorumlu davranmak, o yüzden ortaklaşmak. Baktığında Altılı Masa'nın hangi adayı çıkartırsa çıkartsın bizleri temsil etmeyeceğini çok iyi biliyoruz. Biz Toplumsal Özgürlük Partisi olarak bugün kendi programımıza uygun devrimci, komünist bir aday beklemiyoruz. Ama en nihayetinde mücadelenin içerisinde seçimler toplumun örgütlenmesi, halkın örgütlenmesi açısından önemli bir ara durak olacak. İktidarı geriletebilmek için önemli bir ara durak olacak. Dolayısıyla bunu 10 sene sonraya ertelemek değil, bugünün, şimdinin koşullarında sorumlu davranmak ve faşizme karşı güçlü bir cephe örgütleyebilmek, bunu seçimde kaybettirmek çok mümkün koşulları gerçekten de. Eğer Erdoğan'la ittifak gibi bir niyetleri yoksa, gizli planları yoksa, eğer gerçekten de iktidarın önünü açmak gibi bir şeyleri yoksa, buyursunlar işte her şey ortada, ortak adaya daha yakın olduğunu ifade eden ittifakla ortak yani ilkeleri, şeffaf görüşmeleri, herkes tarafından bilinen, toplumsal mutabakata uygun bir aday belirlenebilir. Bunun önünde hiçbir engel yok. 15 Ocak'ta Kartal'da Emek ve Özgürlük İttifakı yılın ilk mitingini gerçekleştirecek. Bu miting aslında Türkiye halklarının ve Kürt halkının yan yana geldiği, gençlerin, kadınların, işçilerin, LGBT artıların, doğal savunucularının, Alevi yurttaşların, Kürt halkının yan yana geldiği bir miting olacak. Aslında çocuğumun beslenme çantasına ne koyacağım diyen, yarın ekmek alabileceğim ya da kaç ekmek alabileceğim hesabını yapan bütün yurttaşların mitingi olacak. Yılın ilk mitingin aynı zamanda faşizmi geriletebilmek için de önemli bir ivme olacak. Bu miting süreci diğer il, yani Türkiye'nin diğer illerinde de gerçekleşecek. Dolayısıyla aslında kritik bir yerde de duruyor. Emek ve Özgürlük İttifakı sürece meydan okuyarak giriyor. 5 Ocak'taki toplantıda iktidarın saldırılarına meydan okuyoruz dedi. Tam da bu meydan okumanın ilk karşılığı olacak bu miting. Dolayısıyla belki buradan sesimizin gittiği İstanbulluları başta olmak üzere tüm yurttaşları İstanbul'da yapacağımız Kartal mitingine davet edebiliriz ve aynı zamanda Emek ve Özgürlük İttifakı'nın birlikte değiştirme, birlikte yürüme davetini bir kez daha buradan sizlerle paylaşabiliriz.